Karabük Safranbolu'dan herkese merhabalar. İstanbul dönüşü Safranbolu'ya doğurmaya karar verdik. Rotaya bir deniz daha eklemiş olduk. Şimdi biraz yukarıya doğru geldik. Hemen şöyle tatlış güzel bir çiçek buldum. Size onunla merhaba demek istedim. Burası biliyorsunuz ki Dünya Miras Listesi'ne eklenen nadide yerlerden bir tanesi. Bol bol konak var. Mimari yapısı zaten hep şu şekilde gördüğünüz gibi. Çok fazla sayıda otel var. Ama genelde bunlar konak tarzında. Yani konakları daha doğrusu sanırım. Otel yapmışlar. Her taraf konak dolu. Şu an hava çok sıcak. Sıcak bir hava hakim. Bakalım ilerliyoruz. Seyir Tepesi var. Sanırım Safranbolu manzarasına hakim. Seyir Tepesi'ne giriş ücretli. UNESCO tarafından Dünya Miras listesine eklenmiştir efendim. Görüyorsunuz. Bunu da burada böyle kitap şeklinde çerçeveye almışlar. Ne diyor? Dünya Kültürel ve Doğal Miras konulu kongre. Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim Kültür Organizasyonu Dünya Miras Komitesi Safranbolu kentini Dünya Miras Listesi'ne dahil etmiştir. Bu liste üzerindeki ithaf tüm insanlığın yararı için korumaya gerektiren kültürel ve doğal bir alanın müstesna ve evrensel değerini teyit eder diyor. İthaf tarihi 17 Aralık 1994. Evet, gerçekten muazzam. Değişik bir havası var. Ha, burası otel değilmiş bu arada, kafeteryaymış. Seyir Terası'nda da kafeteryası var. Bilginiz olsun. Yani böyle Dünya Miras Listesi'ne eklenen çok tarihi eserimiz ya da şehrimiz ya da yapımız var bizim. Bu da bize gösteriyor ki çok şanslı bir ülkede yaşıyoruz aslında. Keşke bu güzelliklerin, bu doğanın, bu yaşamın değerini bilip her daim şükredenlerden olsak. Onu korumak için biz de elimizden geleni yapsak. Birey olarak. Bir türbe var burada. Kimin türbesi bakın. Burada Osmanlı Bey Orhan Gazi döneminde yaşamış olan Şehzade Gazi Süleyman Paşa'nın kumandanlarından Hızır Bey'in makamı bulunmaktaymış. Ruhun El Fatiha diyor. Hemen okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Gerçekten bayıldım. Bu şekilde. Seyir Terası'ndan manzara bu şekilde. Hıdırlık Seyir Tepesi'nin en uç kısmına geldim. Her taraf tarih dolu. Her taraf bu şekilde evlerle dolu. Şekilde en uç noktaya kadar geldiğinizde bu seyir terasından bütün Safranbolu'ya bakabiliyorsunuz. Çok güzel bir görüntüsü var gerçekten ya. Bakın böyle dediğim gibi konak oteller var her taraftan. Burada gelip aslında bir gece kalmak lazım. Neyse ona da niyet ediyorum. Belki bir gün o da olur. Rüzgar esiyor tepeye. Şimdi bir yemek molası vereceğiz. Ardından biraz da Safranbolu'nun içerisine turlayıp oradan Ordu'ya doğru devam edeceğiz. Rota oluşturuldu. Rota oluşturuldu. 5 gündür dışarılardayım. Geziyorum. Ve çok iyi geldi. Okuldan sonra böyle bir yoğunluktan sonra 5 günlük bir mola hakikaten ruhuma çok iyi geldi gerçekten. Ops. Safranbolu kedisi. Kafası niye büyük böyle bunun? Bak 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 geliyor bak. Kafası çok büyük ama bunların ya. Ama şunun şu da şunun kafası çok büyük değil mi? Şunlara bak kız. Şşş, gel. Efendim?
Gel. Pıs 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 pıs. Yavrusu da var. Gel pıs 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 pıs. Ayakta duramıyor lan ya. Minnacık ya. Çok tatlı ama beyaz. Aa! Yavruları çok güzel. Pıs 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 pıs. Bak bir şey buldu orada. Böcek mi buldu? Bir şey buldu. Sare, annesi tırmalıyor. Annesi tırmalar Sare. Ne yapıyor? Çocuğuna vuruyor. Şey yani. Ya şu beyazı çok tatlı değil mi? Az bak bak ne sevimli. Safranbolu'nun yaramaz kedileri. Pıs 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 pıs. Bir gelin buluyorum bak. Burada birisi çekime gelmiş herhalde. Seçimde geline denk geliyorum. Burada da geline denk geliyorum. Sanırım çekim yapıyorlar. Hayırlı olsun. Çok güzel görünüyorsunuz. Güzeller, çok güzeller. Her yerde diyorum geline denk geliyorum. Seçimde geline denk geldim. Burada seçimde bir tane gelin geldi. 16. Acaba neden? Evrenden bir işaret mi bu? Bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Evet yengeciğim. Şimdi rotamız neresi? Nereye gidiyoruz? Merkeze iniyoruz. Merkeze iniyoruz değil mi? Bir bakacağız merkez dolaşıp yemek yiyip oradan. Evet, elimize bir harita aldık. Ezilecek geldi. Bunları söylemek kötü bir şey değil mi Sare? Şöyle bir harita aldık. Yani bir şey anlamıyorum ama arkada bir sıkı yeşil oluverik. Yani Orduca Songa. Kastamonu ile Karabin arasının kötü olacağını zannetmem. Çünkü hep şeyler var. Çünkü gereken buraya o yol çok güzel. Safranbolu'nun ki lokumları meşhur. Şöyle lokum üretim imalattan günlük lokum yazıyor. Şu anda merkezine geldik. Şurası sanırım hamam oluyor. Şurada tarihi bir cami var. Şu yeni bir yapıya benziyor ama sanırım. Safranbolu sokaklarındayız. Biraz şuraları turlayalım bakalım. Sizinle beraber gezmek güzel. 1870. Buranın tarihini de araştırmam lazım. Mesela burada kimler yaşadı? Muhtemelen Osmanlı zamanında yapıldı bu evler ama yine de bir araştıracağım, bakacağım. Şununla sanırım şehri turluyorsunuz. Şöyle ikiye ayrılan bir cadde var. Ay çok tatlı bir kafe var burada. Güldan'ın Mutfağı diye. Şirin, çok güzel. Çok 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 güzel. Safran çayı, limonata, karadut şerbeti, bağlar gazoz. Afiyet olsun. Merhaba. Şöyle her tarafta kafeler var. Oo, çok güzel, serin serin. Sıcak şu an hava. Mesela orada da şu an çok yağmur yağıyormuş. Hava yağışlıymış bayağı. Ama burada acayip sıcak var şu anda. Hani hafif bir rüzgar esiyor ama sıcak bir rüzgar esiyor. Bu şekilde. Ya ben burayı şeye çok benzettim ya. Ben Bursa'da okudum üniversiteyi, Uludağ Üniversitesi'nde. Orada Osmanlı Devleti'nin kurulan ilk köyü olan Bursa. Tan Cumalı Kızık Köyü. Cumalı Kızık, aynen. Köyü var. Bilirsiniz, Kınalı Kar diye bir dizi vardı zamanında. Eski kuşak bunu mutlaka hatırlayacaktır. O çok benziyor oranın sokaklarına. Muhtemelen burası da Osmanlı Devleti zamanında kurulmuş gibi geldi bana. Hani burası sakince kedi çıkabilir diyor. Ha. Şöyle bir sanat evi var. Ressam Bey resim çiziyor. Çekebilir miyim? Tabii. Bunların hepsini siz yaptınız. Kara kalem çalışması. Şu anda bir boya fırçası yapıyor. Siz buralı mısınız? Ben değilim. Ben orduluyum. Oradan. Şimdi biz günlük gelmedik. Şöyle yol üstümüzde diye Safranbolu'ya bir uğramak istedik. Şöyle bir saat dolaşmak istedik. Yani ben burayı şeye çok benzettim mesela. Bursa'ya hiç gittiniz mi?
Cumalı Kızık Köyü var. Evet onu. O çok be. Safranbolu evi diye arattığım zaman oralar çıkıyor zaten. Muhtemelen. Evet, buraya gelin. Ay. Çok güzel. Size Safranbolu ile ilgili sunum yapayım. Evet. Ne kadar şanslıyım. Sergi mi açacaksınız? Nerede olacak serginiz? De burada açacağım ilk Safranbolu çünkü. Ondan sonra bir talep olursa Safranbolu tanıtım günleri diye. Valla talep olur, niye olmasın? Bizans dönemiyle başlamış. Bizans'ta başlıyor. Evet. Şurada hani bir özetli bir tarih yazdım ya. Tamam, şöyle bir bunu da kamerayı alayım. Kardeş şehirlerimiz falan. Tataristan, Yunanistan, Kırgızistan, Makedonya. Amerika Birleşik Devletleri. Abi belediye başkanı olmuş. Burayı tanıtımında çok iki dönem belediye başkanı olmuş. Kızıltan, Ulukabak. 1970-80 yılları arasında avukatlık ve iki dönem Safranbolu Belediye Başkanlığı yapmış. Safranbolu'nun tarihsel kültürel ve Türk dünya diye tanıtımı ve zaten burası şeyde tarafından korumaya alınmış bir şehir. UNESCO'ya bağlandıktan tam sonra tam diyecektim işte, tablo geldi. Şey evet. Dünya mirası kendi. Şey yapıyor. Şu maşallah. Bu hepsi bunları siz mi tek tek çizdiniz? Evet. Şu da Allah. Bütün Safranbolu'da olan çeşmelerde ve evlerde yazan maşallah ismi. Onu da çıkarmak zorunda kaldım çünkü hani maşallah yazıyor. İnşallah evet. Şuradan başlıyor. Ya ben düzgün yazmadım. Çeşmede olduğu gibi hani biraz bozuk düzensiz. Çok güzel yapmışsınız ya. Şurada bizim şairimiz. Instagram sayfanız yok mu? Var. Tanıtalım buradan sizi. Ben vlog çekip YouTube'a atıyorum. Burada Yemenici abimiz. Size Safranbolu'yu tanıtıyoruz bir kez ben. Evet, evet. Slide gösterisi. Evet çok iyi. Bu da Cinci Han ve Hamam'ın sahibi. Bu Cinci Han ve Hamam şu etrafı çevrili yukarıdan görünüyor. Orası mı? Evet. Tamam. Evet. Şu Han. Cinci Han. Hamamı. Evet. Geçti zaten. Bu abimiz Karabaşzade Hüseyin Efendi Hazretleri. 17. yüzyılda yaşamış Osmanlı Padişahı İbrahim'i tedavi etmiş ve de ün kazanmış. Detaylı hayat yazmadım. Özet yazdım. Yok yeterli zaten de. Hayatına girdiğim zaman biraz işine çıkamıyoruz. Yani buraya katkı sağladıkları bölümü evet, anlatıyorum. Evet. Evet. Yani. İzzet Mehmet Paşa da Şehzade gene şey yapmış, o camiyi yapmış, Demirciler Çarşısı'nı yapmış, bir de güneş saati var. Evet, saat. Onu yapmış. Aynı zamanda caminin avlusundaki güneş saatini de yapmış. Hı hı. Güneş saati. Şu da yukarıdaki müzenin olduğu yerdeki saat. Onu da o yapmış. Onu da öğrenmiş oldum. Ve siz de harika resmetmişsiniz bu arada. Bu da rehberlik yapıyordu. Bayağı bir emeği var Safranbolu'da yine tanıtımında vefat etkilerisi. Onu da buradan rahmetle analım. Bu da Safranbolu'nun ünlü olduğu çiçek. Safran çiçeği değil mi bu? Evet. Evet. Bu da Türkiye'nin seçme ve seçilme hakkı kazandıktan sonraki meclise giren ilk Safranbolu olması nedeniyle yaptım. Milletvekili. Tamam, doktor. Yani ilk 18 içinde evet. Olan kadın milletvekili Safranbolu. 1935. Zaten ilk seçme seçilme hakkı 1934'te bayanlara seçme. Baskı yapılmış. Sonra evet. Takım görünce de ilk giren olmuş. Ta Edirne'den olmuş. Bu da bizim meşhur Boğalar gazozumuz. Aa bunu bilmiyordum. Her şey tarafta yoktu. Bir meşhur gazoz var. Bizde de Ufuk gazoz var. Ordu'da çok meşhur. Hayır bizimki daha meşhur. Bu da Ayşe bizim... Leyla Gencer. Ay, tanıyorsunuz değil mi? Opera dünyanın tanıdığı. İtalya'da yaşamış. 2008'de de vefat etmiş. Sanki biraz Tatarlara benziyor. Çekik gözleri. Yörük zaten. Yörük değil mi? Yörük köyü var ya burada. Evet yok gitmedik Yörük köyüne. Yörük'te heykeli var zaten. Biraz işte. Aceleci bir abim var da her tarafa hemen hızlı hızlı uğradık. Bu abimiz de... Çocuklar abim var gibi. Acizleniyorlar. Onların izinden az biraz hızlandırılmış geziyoruz bu seferlik. Tamam hızlandırıp gezmeye gerek var mı? Evet yok siz gezdirdiniz şu an. Sabri çok şanslıyım ya. Şu güneş saati gene İzzet Mehmet Paşa'nın yaptığı. Köprülü Mehmet Paşa. Kimseye mi sanıyorum? 1797'de yaptırılmış. Evet, tarihlerini yazdım özellikle. Bu da son Semerci abimiz. Semerciler Çarşısı var ileride. Tabii ateşek olmayınca. Bu da Demirciler'e temsilen bir resim yaptık. Bu da gene Safranbolu'da ya, Türkiye İmanoğlu film Yeşilçam'da. Evet biliyorum. Safranbolu burada. Yönetmen, film şey. İlker İnanoğlu'nun babası. Bu da Suya Ağar'ın Safranbolu'yu belgesel yapmış. Oradan Safranbolu ön tarafa çıkmış, ödül almış o çalışmasıyla Süharın. Maşallah çok bu güzel. Bu da Safranbolu'nun ünlü olan simidi. Bu da tabakhane şeydeki şu yazı yazmak senetli. Hem deri kıllardan yağ ve et tabakalarından temizlendikten sonra Sama safhasında taze köpek
Bokundaki enzimlere ihtiyaç duyulduğundan tabakhanelerin olduğu yerleşim yerlerinde insanlar ellerinde teneke, maşraba, köpek boku toplarlar. Sama işlemi ancak dumanı tüten taze moda yapılabildiğinden koşa koşa tabakhaneye... Aa, o yüzden de bu deyim buradan gelinmiş. Aslında gerçek bir söz de. Ay, inanmıyorum. Tabakhaneye bok istiyor musun diye ünlü bir laf evet, evet. Vardı ya. O buradan çıkmış aslında. Hani tabakhaneye bok istiyor. Bakın ne öğrendik bakın işte. Şuradaki bilgi şu mesela şu an şunu bir fotoğraf da alayım. Ekran fotoğrafı çok önemli bence. Çok da sama kullanırız. Sama işlemi ne? Onu araştıracak. Onu ben de araştırırım. Mutlaka hani vardır. Sama işlemi ne ki yani orada hani boka ihtiyaç var. Demek ki bir tarafını bir tutuyor mu? Ne yapıyor? Şey, hani taze olması gerekiyor. Evet sıcak. Buharında bir şey var. Ay çok iyi ya. Sonra kimyasallar çıkınca tam onu şey yapmış. O dönemde bayağı köpek beslerlermiş bunu. Vay be. O şey için. Bir de şu yemenicinin şey olayı var ya. Pabucundama atılması. Orada mı yemenicinin? Burada hiç pabucundama atılması geçmedi. Var var. Yemenici öyle tanıtmıştım. O deyimi de yazdım. Şu abinin. Ha bu deyim de var bizim. Pabucun dama atıldı senin derler. Dur bakalım. Şu 1661 yılında Osmanlı Sadrazamı İzzet Mehmet Paşa tarafından yaptırılan 48 Yemeni Yemeniciler Arastası ustasının yer dükkanlarında hatalı ayakkabı imal eden ustayı cezalandırmak için ayakkabı dama atılır. Kimse oradan ayakkabı almazmış. Aa! Evet, ha bunu şöyle pabucu bunu dama atıldı bu dükkana gitmeyin. Ya özürlü mesajı, adam. Evet. Orada damı gören hani şey müşteri şey kurulları var evet, ya şimdi. Evet. Yani o dönem o işi yaparlarmış. Yani yanlış ayakkabı yapmış. Ama çok iyi ya. Bakın iki yeni şey öğren. Aslında çok öğrendik de yani Türkçemizde çok kullanılan pabucu dama atılmakla tabakhaneye bok yetiştirmek Safranbolu'dan çıkmış arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu çok önemli bir bilgi ya bence bu. Görmüş oldunuz bu sen biliyor musun çekiyorsun? Çekiyorum. Blog çekiyorum. Göstermiş olduğum şey aslında Safranbolu'nun hani gezerek öğreneceğiniz şeyleri oturduğunuz yerde sizin ve ne derler ona? Slide gösterisi gibi. Evet sunmuş oldum. Ben de çok şanslıyım ki bana teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız, tanıttınız. Saat kulesinde görevli olan ve hala yaşayan hala 40-45 senedir altına da hayatını yazdım. Gönüllü olarak. Çalışıyor. Para almıyor. Para almadan. Şimdi veriyorlar mı bilmiyorum. UNESCO'ya bağladıktan sonra. İsmail Olkaya. Bu saatin çalışması günümüze gelmesine bu abinin ay çok iyi. Çok büyük katkısı var. Yani eskiden esnaflar mallarına sahip çıkarlarmış. Evet. Yani saat kulesine bu abiler ya da esnaflar. Bu hani koruyalım, şey yapalım, korumak muhafaza için, edelim yani diye. Yani o şeyin değerlerini korumak çok için. İyi yoksa ya. Toptan bozulur, küf olur. Şimdi bu, bakayım şu özetle. Safranbolu 395 döneminde mi başlamış şeyle evet. Safranbolu'nun isimleri? Bizans döneminde Dedibura, Selçuk zamanında Zalifre, Osmanlı Beylik döneminde. Bu hepsinde bakın gelmiş en son çok şükür günümüze kadar ulaşıp Dünya Miras Listesi'nde yer almayı başarmış bir güzel bir şehrimizin. Şu Tarakla aşireti aslında Osmanlı dönemine geçtiği zaman burada bu aşiret yaşıyormuş. Yani Türkmen boyuymuş evet. Bu. Türkmenmiş. O aşiretle anılmaya başlamış. Kısa sürmüş tabii. Ondan sonra da 19. başlarında. İşte Zafiran hani Safran. Safran çiçeği. Ismi, o dönem kullanıldığı ismi. Benderli olmuş. Sonra Zafiran derken Safranbolu. En sonunda Safranbolu. Safran olmuş. Daha kim çok olmuş. Teşekkür ederiz efendi. Memnun oldum. Ederim. Ben Nisa. YouTube'da kanalım var. Nisaca diye ben oraya vloglar atıyorum. Takibi alırsanız sevinirim. Yani değişik yerleri yaptım. Ben öğretmenim bu arada. Ne öğretmeni? Almanca öğretmeniyim. Beni de arıyorlar şu an gitmem lazım. Safranbolu'nun safran çiçeği. Meşhur az önce duydunuz. El okumları da meşhur. Şöyle bol bol magnetler var. Aa, çok güzel. Safran çiçeğinden de yapılmış. Şöyle hatıra şeyleri satılıyor. Her yer kolonya dolu sanırım. Teşekkür ederim. Alayım biraz. Çok sağ olun. Safran çiçeğinin yaprağından yapılıyor efendim. İki çeşitli kolonyamız var. Kokusu çok güzel. İçeri girebilirsiniz. Ama gitmek zorundayım. Beni aradılar da gidiyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Hızlıca bir. İmren lokumları. İmren kuru kahvecisi de vardı. Ordu'da acaba bir alakaları var mı ki? Ay çok güzel burası ya. Gerçekten cumalı kızık. Daha aynı mimari, her şey, caddeleri, sokakları aynı. Öyle. Yani tipik evler şu şekilde. Bu da meşhur Safranbolu simidiymiş. Üzerinde susam falan yok gördüğünüz gibi. Hacı Erol
kebap İskenderci. Bu da meşhurmuş. Şimdi burada bir yemek molası verdik. Güzel. Başarılı, başarılı. Yemeğimizi yedik. Hacı Erol kebapta dediğim gibi. Şimdi bir tavsiyede bulunacağım. Evet, burada yemek yenir mi? Yenir. Yemekleri lezzetli. Ayrıca çok pahalı da değil açıkçası. Fiyatlar gayet piyasaya göre makul geldi bana. Ortamda bu şekilde üst kattayız. Buraya gelmişken dokuma almasam olmazdı. Biraz dokuma aldım. Teşekkürler, iyi günler. Yola koyulduk tekrar. Safranbolu'dan çıktık. Gezdik, dolaştık. Yemek yedik. Çok güzel bir yer. Mutlaka sizler de gidin. Şimdi Samsun'a 300 km yolumuz kaldı. Ama bir o kadar da güzel 5 günün ardından hemen kalktım, kendimi bu güzel gün doğumunda yürüyüşe attım. Saat şu anda 5.55. İnsanlar kamp kurmuşlar buraya, çadır kurmuşlar, yüzüyorlar, eğleniyorlar. Hava çok güzel. Ordu merkezdeyim, yaz boyunca da burada olacağım, yürüyüşlere çıkacağım. O halde bir vlogun daha sonuna geldiğimi belirtmek isterim. Safranbolu'yu tam detaylı gezemedik yol üstünde uğradığımız için. Lakin o sergiye denk gelme çok çok iyi oldu. Çünkü gerçekten orada resmen hani Safranbolu'yu gezmiş kadar, hatta böyle derinine derinine beyefendi zaten anlattı, biliyorsunuz. Tekrar gidecek efendim oraya. Kalınmaya gidecek bu sefer. O rotama ekledim orayı da. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben de yürüyüşümü yapayım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayat çok kısa. Üzmeye, üzülmeye hiçbir şekilde değmiyor. Her şey herkesin kalbine göre oluyor. Memnun olabilirsiniz. O halde kalbinize göre geçen nice güzel günleriniz, anlarınız, anılarınız olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. So shallow, but I'm still looking forward to watching.